Erman, Ali Ağoğlu'nun eski sevgilisi komşusunun pasmasına işemiş. Duydun mu? Duymamıştım. Duymuş oldun. Bu çok spektaküler bir haber, muhteşem bir haber. İnsanın beyninde kapılar açan bir haber. Kesinlikle. Sonra o kapılardan girdiğinde de, bir odaya girdiğinde ben bu odaya niye girmiştim dedirten bir haber. Kafa karıştırıcı bir haber açıkçası. Şöyle, bazı haberler var. Haberi aldığında direkt yiyorsun ve sindiriyorsun. İşte basit. Emeklilere şok. Evet. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü emekliler artık, yani emeklilere şok, emekliler için kötü haber, emekliyle ilgili hiçbir şeyin iyi olmayacağını biliyorum. Bununla ilgili bir sıkıntım yok ama evet. Ali Ağoğlu'nun eski sevgilisi paspasa işemiş, komşusunun paspasına işemiş dendiğinde bu bu haberin kuluçka süresi vardır içeride. Yani bu belli bir süreden sonra bir ne derler, fikir veya hareket açısından bir meyve olması için bir olgunlaşması gerekir bunun. Bu da bende bugün şey oldu. Patladı. Paspasa işemiş. Evet. 3 gün öncesinde, 4 gün öncesinde haberi mi? Bilmiyorum. Ya ben 3 gün, 4 gün öncesinde aldım. Paspasa kim bilir ne zaman işedi. Zaten olayların zaman çizelgesini çıkarmak istesek biraz karışık orası. Ama zor, girmek de istemem. Çünkü vaktimiz de dar. Vaktimiz dar. Önemli bir konu. Çünkü ben o komşu olsam, kapıyı açtığımda paspasım silik dolu. Derim ki ilk düşüneceğim şey şu olur. Ya burada köpekler vardı. Ay canlarım, burayı işaretlemişler. Bunlar evi sanıyorlar burayı. Derim ama bunun asla bir ilk önce bir ilk planda bir insan şeyi edimi olduğunu düşünmem büyük bir ihtimalle. Yani zaten şey değil, hani o şey mantıklı olay sıralamasında ilk aklına gelecek o şey değil. Kedi dersin. Tabii ki. Yukarıdan bir şey damlamış dersin. Evet. Üst komşu dersin. Ya da şey köpek dersin. Senin dediğin gibi köpek dersin. Ama mesela hani mesela nerede olduğuna biraz bağlı. Özel bir sitedeysen, güvenlikli bir sitedeysen. Kamera kayıtlarını istersin. Kamera kayıtlarını mı istemişler? Galiba. Bilmiyorum yani. İnanmıyorum. Temennim o noktada ama belki de şeyi düşündürtebilir bu. Yani burada aslında hani kolay kabul edilemeyecek bir durum olduğu için benim de hayatımda öyle şeyler yaşadığım oldu. Ve akıl orada direkt şey yapmaya başlıyor. Gerçeğe yeni bir altlık oluşturmaya başlıyor. Ya da gerçeği tamamen böyle diskalifiye edecek yeni bir gerçeklik oluşturmaya başlıyor. Çünkü anlam verebilmen için biraz üzerine ne derler, harç dökmen gerekiyor, onun tuğlalarının gelmesi gerekiyor o gerçekte. Tabii tabii. Ya bir de işte bir şeye, hani gördüğün bir şeyi anlamlandıramazsan çok sinirlenirsin. Günün bütün tadı kaçar yani. Bütün, kesinlikle öyle. Hani bu ne olmuş olabilir? Çok kısa bir anımı anlatabilirim. Evet. Bundan 2 sene önce falan bir ilişkim vardı. Duygusal bir ilişkiydi. Yani iş ilişkisi de olabilir şimdi. Bir ilişkim vardı. Bir sürü ilişkiye girebiliyoruz. Kız arkadaşımla güzel bir gece geçirmiştik. Duygusal bir şey anlatacaksam şey yapayım mı? Yok. Gerek yok ama yani. Ben onun olacağı yerde zaten sana göz kırparım. Bunu alttan bir şey vermen gerekiyor. Bunu sadece benim kuru sesimle olacak gibi bir duygu aktarımı değil derim zaten tamam, sana. Tamam. Neyse. Pardon. Çok güzel bir gece geçirildi. Eve döndük. Gerçekten şey gibi, güzel klip şeyleri gibi, sekansları gibi anlar yaşandı. Eve elimizde bira şişeleriyle geldik falan. Sen, yani benim hayalimi hatırladığım kadarıyla. Sen beyaz pantolon, beyaz gömlek, o beyaz bir elbiseyle şey kenarında, deniz kenarında yürüdünüz mü? Birbirinizi itelediniz yok, mi denize doğru? Hayır. Bence eksik kalmış bir geceydi. Yani o tarz uygulamalar şeyden sonra bitti. Coşkun Sabah'ın sahneleri bırakmasıyla falan bitti biliyorsun yani. Ud gerekir beyaz takım elbiseyle gezebilmem için. Ben de udla hiçbir alakam yok. Ben iyi bir gece geçiriyorsam mutlaka bir punduna getirip oraya getiriyorum mevzuyu. Beyaz takım elbise giymeye mi? Beyaz takım elbise övmeye mi ya da? Eşime de beyaz şeyini giydiriyorum. Tek parça elbisesini giydiriyorum. Sonra şeye götürüyorum onu. Sahile götürüyorum. Sahilde dalgaları doğru onu iteliyorum falan. Hoş, güzel. Yani, yapılabilir. Ben denemedim. Neyse. O güzel gecenin sabahında ben uyandım. Hangover'dım yani. Evet. Biraz böyle işte akşamdan kalmaydım. Salona doğru yürüdüm yatak odasından. Salona girdiğimde balkon kapısı aralık, böyle tık tık çarpıyordu. Bu arada uyandığımda yanında kız arkadaşım yoktu. Evet, o kritik. O çok önemli bir şey. İçeri girdim, neredesin bebeğim?
gibi hani ilk önce tuvalet falan. Ben sana şey daha kahvaltı yedireceğim. Tabii canım, daha bu gecenin ne gibi şeyleri var, sürpriz. Yani bu gecenin devamında ne gibi. Sen gündüz oldu, gece bitti mi zannettin? Tabii ki. Bizim gecemiz gün doğduğunda başlar güzelim. Tabii. Noktasındaydım. Asıl değildim. Şu an sen getirdin beni o noktaya ya. İnanılmaz. Asıl şov kahvaltıda başlar. Peki neyse, şu an sana şey desem, iki şeyi anlattırmadın anasını satayım desem, bizim podcastimiz için ne denli bir şey olur? Ya bizim podcast anlam çıkar bunun içinden. Neyse. Podcast'in alt başlığı olabilir, iki şeyi anlattırmadın. Neyse. Evet, buyurun, pardon. Ondan sonra salona girdim. Balkon kapısı tık 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 vuruyor böyle. Balkon kapısının açık olmadığını, açık yapmadığımı %100 eminim. Asla öyle yapmıyorum çünkü bir kere, hatta birkaç defa kedi baskını yaşadım. Balkon kapısı açık olduğundan dolayı. Yani kedilerin ne gibi varlıklar olduğunu biliyorsun yani. Durdan anlamaz, şeyden anlamaz, duygulardan anlamaz. Evet. Senin ne durumda olduğundan anlamaz. Neyse. Kül tablasında benim içmediğim 3 tane izmarit vardı. Yani çünkü ben o sigarayı içmiyorum. Evet. Bir tane enerji içeceği vardı. Sehpada ama masada değil. Her şey sehpada. Enerji içeceği, bira şişeleri, sigara izmaritleri ve bir tane 35 numara falan babet çorap. Tamam. Ve evde kız arkadaşım yok. Arıyorum. Telefon kapalı. Ve işte bu şey gibi paspasına işenmiş komşu gibi düşünelim. Ben onun yerine koydum. Evet. Ben onu yaşadım. Ve şöyle bir şey düşündüm. Biz gece uyurken bu balkondan içeri kedi girebiliyor ya. Evet. Cüce bir ekip var. Bunlar geceleri çok seviyorlar, geceleri yaşayan insanlar. Evet. Ve açık kapı buldukları zaman, bunlar üç kişiler gibi düşündüm, üç tane izmarit olduğu için. Tamamen beyinsizdi. Çünkü izmaritin üzerinde bir tanesi ruj vardı, diğerlerinin yoktu. Neyse. Oğlum ayrıntılar çok çıldırtıcı. Tabii ki, tabii ki. Her şey aklımda, her şey dün gibi aklımda. Üç, iki erkek, bir kadından oluşan cüceler eve giriyorlar. Evet. Biz içeride bebeğimle uyurken, bunlar kulaklıkları var, silent disco, enerji içecekleri ellerinde, patır patır patlıyorlar benim salonda. Evet. Ve sırtlarında da kum var, kedi kumu. Evet. Tuvalete gidip beni uyandırmak istemedikleri için kedi kumuna işiyorlar, yani salondan da çıkmıyorlar dışarı. Bu şeytanca bir plan o zaman. Şeytani bir plan. Şeytani. Kimsenin aklına gelmez, benim aklıma geldi. Hani benim evimde böyle bir şey mi döndü? Ve seni sadece çıldırtacak kadar ayrıntı bırakıyorlar. Kesinlikle girdi. Öyle ve burada şeyi düşündüm. Düşünsün Dursun Pezevenk. Bu sefer kızı da uyandırdılar. Evet. Ve dediler ki senin yerin burası. Evlence burada esas. Kızı şey gibi mi uyandırdılar? Pamuk Prenses gibi mi uyandırdılar? Hani modern bir Pamuk Prenses masalı diyebiliriz. Silent Disco. Müzik de şey Hey Douglas versiyonlu. Evet. Hey Gidi Koca Dünya. Çünkü ebat olarak da Hey Gidi Koca Dünya. Evet. Bununla hani gel come on join us. Dinleyelim mi? Değilmiş. Bu da olabilir. Kalplere vur bir zımba, rumba da rumba rumba. Çünkü taşikardi var. İnanılmaz bir devinim var yani bedensel olarak. Bunlar sabaha kadar dans ediyorlar, 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 ediyorlar ve sabah hepimizi öpüp gidiyorlar. Yani o kadar da tatlı, tatlı insanlar. Sonra aradım, ulaştım kız arkadaşıma ve şey çıktı. Meğer o sabah oralarda bir arkadaşı ona aramış. Ben Cihangir'deyim. Ne yapalım? Gel ben hazırlanana kadar bekle evde. Elinde de enerji içeceğiyle gelmiş. Kızın ayakları küçük yani o babet çoraplar falan. Çünkü ben her şey oraya çıkarıldığı için, masaya çıkmadığı için, masada hiçbir boş bir şey olmadığı evet. için bunlar kesin cüce dedim, sehpayı kullanmışlar. Ama sonra bana dedi ki sen kafayı yemişsin. Ben dedim ki ben kafayı yemedim. İnsanlık çok kötü. Dünya felaket bir durumda. Kimin başına neler geliyor yani. Günümüz dünyasında. Evet. Yani onun ya için bir Silent Disco ile ilgili ufak not düşmek isterim. Yani güzel bir düşünce Silent Disco. Herkesin kulağında bir kulaklık var. Herkes aynı anda aynı şarkıyı açıyor, aynı şarkıya şey yapıyor. Ama farklı mesela şarkılar da olabilir. Olabilir mi? Tabii niye olmasın ki? O biraz garip olmaz mı? Yani bilmiyorum. Böyle herkesin motivasyonunu nereden aldığına bağlı. Okey, ben hiç emin olamam mesela karşımdakinden ya. Aynı hisle mi dans ediyoruz? Aynı yerde miyiz dansta falan? O bir dansta aynı yerde miyiz? Evet sanki. Ya bunu sorabilirsin. Ya çünkü dans karşılıklı güven meselesidir kesinlikle, biraz. Yani kesinlikle. Hani ben şey yapacağım, benim ya
düşük kaldığım yerde sen beni tamamlayacaksın. Benim aksa senin aksadığın yerde ben senin koluna gireceğim falan filan. Hani o kalpleri vur bir zumba, ben kayağında dans ediyorsam çok büyük şey olur yani. Çok büyük anlam açısından kayma olur. Çok da bir şey fark edeceğini sanmıyorum. Ben de fark edeceğini zannetmiyorum. İkincisi, senin en azından bir çözüme ulaşmışsın. Yani hayatında şey kalmamış, o bir eksik olarak kalmamış, şey olarak kalmamış, bir soru işareti olarak kalmamış. Hatta gün içinde çözmüşsün, hayatına devam etmesin. Ben o çözüme ulaşmayı çok isterdim. Benim mesela hayatımda bir derdim var. Ne gibi bir dert? Hangisi? Dertlerden bir dert, bir sürü derdinden bir dert yani. Şey kapanmıyor mesela bizim evde. Hanımımın çenesi kapanmıyor. Banyonun kilidi tam kilitlenmiyor her zaman. Şeydesin, erkete durmak zorundasın. Hep gözün kapıda. E tabi. O şeyle yaşanmaz yani. O stresle yaşanmaz. Ya senin genelde komşularınla sıkıntıların. Bizim komşularımız çok yaşlı apartmanda. İnanılmaz yaşlı komşularımız var. Yani yaş ortalaması 65'ten başlıyor. 85'e kadar gidiyor. En son şöyle bir sahne gördüm. Birisi yazlığa götürülüyordu. Yaz geçirmesi için. Sürgüne gibi yani. Sürgüne gönderiliyordu. Diğer daha yaşlı bir komşuyla helalleşiyorlardı. Bir daha görüşür müyüz, görüşmez miyiz diye. Yani nereye gidiyordu ki? Burning Man'e mi götürüyorlardı yazlık? Hayır yani. Oğlum yani işte orada ölmek var. Ha. Çok artık yatsınmış yani. Geçen sene de büyük ihtimalle aynı şeyi yaptılar. Çok fazla sarılındı, çok fazla işte hani biliyorsun benim şeylerin yerini, altınların yerini biliyorum, okey kız falan şeyler, hani ufak tefek ipuçları paylaşıldı. Ama şöyle bir şey var, hiç şey beklemedi insanlar. Gürültü, patırtı, hele ki gecenin ilerleyen saatlerinde bir şey beklemedi insanlar, bir böyle aktivite beklemedi insanlar. Ben gece yatıyorum, geç de yatıyorum, 1-2 gibi yatıyorum. Gece 1-2 gibi şey başlıyor, böyle yukarıdan tam bizim yatak odasının üstünden şöyle bir ses başlıyor. Gıcır. Sonra bir 10 saniyelik bir duraklama. Gıcır diye bir ses, tamam mı? Sonra 10 saniye duraklama. Gıcır. Ya bu yani ritmik yaşlılıktan değil. Dolayı o beklenilen şey bu kadar yavaş olamaz herhalde, değil mi? O değil. O yani bizim yatak odası, onların da yatak odası olması lazım. Yani tabii. Mantıki açıdan orada. Bunların gerçekten... Bizim hani yatak odamız sizin de yatak odanız gibi bir değil değil mi yani? Her koç kaygan. Ve tabii ki şeye getirmek istemiyorum. Böyle o rezil şakaya adım adım gelmek istemiyorum. Evet. Bu insanların cinsellik yaşamasına imkan yok. Yani bilemeyiz ama ben evet, bir insanın şey gibi. Cinsellik yaşamasına bu elimi vura vura imkan yok demek evet. istemiyorum ama bu insanlar gerçekten zaten yaşamamalı. Yani şeyleri, kemik yapıları falan buna müsait değil. Ölürler. Kemik yapısı. Ben artık bu apartmanda ölü çıkartmak istemiyorum. Yani sen geçen biliyorsun işte. Ne? Karşı komşuyu taşıdık. Evet evet of. Rezalet of, bir şey of, yani. Evet. Hani rezalet demeyelim de. Yani rezalet şimdi değil de üzücü bir şey evet. Yani. Senin açından da rezalet bir şey yani ben. Yani hani. Abi karşı komşu açısından rezalet bir şey. Ben şeyleydim. Ev halimleydim. Yani görmek istemeyeceği bir halde gittim oraya, hani şunu bir kaldırın götürelim falan diye, hani hala kalp krizi geçiriyordu. Ben şeye çok şaşırdım. Çok çirkin. Karşı komşunuzun bakıcısının da bakıcıya ihtiyacı var. O kadar yaşlı. Yani kaç yıldır bakıcılık yapıyor o kadın ya? O emektar işte. Böyle bir şey olabilir mi? Hani bu şey gibi mi olacak böyle? Silsile. Şey matruşka gibi, onun ikisi de bu, bunun ikisi de bu, bunun ikisi de bu gibi. Bilmiyorum ben. Gıcırtı. Gıcırtı yani ve bir türlü çözemedim. Yani gerçekten soracak insan yok. Gidip şeye soramazsın. Üst komşuya soramazsın. Çünkü ve şey mantıklı bir açıklaması da yok. Çünkü şey değil. Hani böyle ritmik değil. Mesela dersin ki birinin şey yapıyor. Ayağı atıyor. Şöyle bir şey var. Şöyle bir tiki var. Aşağıya yansıyor bu. Birinin bir şeyi var. Hani ne derler? Kapısı gıcır diyor. O arada bir gıcır diyor. Yani böyle 10 saniyede bir gıcırt, 10 saniyede bir gıcırt. Bu imkansız bir ses. Ben bunu çözemiyorum ve çözemediğim süre boyunca bu benim devamlı senaryolar üretmeme sebep oluyor. Yani mantıklı bir çözüm senaryosu yok. Bu sefer neyin senaryosunu üretmeye başladım? Ben bunların evlerine nasıl girebilirim? Ama suç. Suç. Yani. Ama ihtiyacım var buna. Yani tabii bunu ki çözmeye ihtiyacım var. Çünkü benim hayatıma devam etmeye ihtiyacım var. Bizim seninle bir işlerimiz var. Benim bir özel hayatım var. Kesinlikle. Bir de onu öğrenemeden onların vefat etmesi, Allah korusun,
seni bilinmezliklere itecek belki geri kalan hayatın bir boyunca. Bir anda bütün işimiz o yüzden bozulursa ne tabii kadar ki moralim bozulur ben ya. Erman kafayı yedi diye. Ben o gıcırtıyı bozmadıkça bir daha asla yüzünüzü görmeyeceğim hoşça kalın yok, diye. Yok ve yani gün içinde girmem de fayda etmez. Benim gece birde o 80 yaşında çiftin evinin içinde olmam lazım. Ne kadar korkutucu bir düşünce düşünürsen. Bir yandan da birçok insanın mesleği. Nasıl? Hırsızlık. Yani... Yani senin böyle korkarak... Asla hırsız shaming yapmak istememiştim. Ben de. Ben de onun için bir yandan da birçok insanın mesleği dedim dikkat ettiysen. Okey. Şeyler bunu düşünmeye başladım. Yani nasıl olabilir? Nasıl içeri girebiliriz? Nasıl evet. O şey... Yani o tırmanmak istemiyorum. Zaten tırmanamam da. Zaten büyük ihtimalle görürlerdi ben dışarıdan tırmanmaya kalksam. İçeriden girmen gerekiyor. İçeriden girmem lazım. Kapıdan girmem lazım ve... suçların en masumu kendimi içeri davet ettirip içeride kendimi unutturmam lazım. Çok zor olmaz diye tahmin ediyorum. Ama ne şey, düşündün? Şöyle düşündüm. Şimdi şey bir tane tüpçü kıyafeti giyiyorum. Elime de bir damacana su alıyorum. Şey gibi şöyle düşün. İlk önce böyle mi şaşırtarak? Hayır tüpçüler aynı zamanda damacana su işi de yapıyor ya. Evet. Hani böyle çok kör göze parmak olmasın. Biraz böyle şey de... Hem hikayesi olsun... Sektöre gerçek... hakim olduğunu da göstermek istiyorsun onlar, şeyde. Yaşlı olabilir ama bence şey değil. Yaşlı olabilir ama asla keriz değil. Asla ve hiç. Zaten en büyük hata orada rakibini küçümsemek olur. Kesinlikle. Orada şey yapacağız yani benim bir hikayem olacak. Şeyim de olacak böyle bir background'ım da olacak. Ya ben böyle şey falan da hazırlayacağım. Küçük kartvizitlerimi falan da hazırlayacağım tüp şeklinde. Ya çocuğa da oyunla öğretiyorsun ya her şeyi. Evet. Yaşlı dediğinde bir yerden sonra çocuk oluyor ya. Hı hı. Artık çocuğa oyunla öğrettiğin şey yaşlandığında ne oluyor? Role playing. Evet. Hatta bunun daha tatlıları da vardır. Ama sen bir amaca yönelik role playing yapıyorsun. Yo ben tamamen burada. İşte yani şeysiz dolandırıcı kurbansız bir suça evet giriş yapıyorum. Yani şey evin içine girmeye çalışıyorum. İşte böyle getiriyorum hayvan gibi damacanayı koyuyorum kadının önüne. Kadın açıyor diye tahmin evet ediyorum. Çünkü adam evde midir değil midir? Acaba nerede adam? O da bir tabii yani o hareket planını iyi çıkartmak lazım. Neyse damacanayı attım önüne. Dedim ki hanımefendi siz sakın bunu kaldırmayın. Sizin beliniz, kalçanız Allah korusun bu yaşlarda kalça çıkı ölümcül bile olabilir. Ben aynen bunu mutfağa götürüyorum derim. Siz şu an Cheetos gibi bir şeysiniz. Belki çok tatlı ama çok kolay dağılabilir her şey. Evet. O orada böyle işte şeyle hani böyle bilindik şeylerle fakat yaşınıza göre çok iyisi gözüküyorsunuz maşallah. Tamam işte, çok güzel. Siz şey yapıyor musunuz fizik terapi bilmem ne falan filan derken mutfağa kadar geldim. Evet. Mutfaktayım. Sonra mutfakta damacanayı bağladım. Bu kadar biliyorum. Damacanayı bağladım. Çok özür dilerim bir şey soruyorum. Bu yaşlı insanların torunu var mı? Biliyor musun? Var. Var. Ergen... Nereden biliyorum? Bana bir bayramda şey demişlerdi. Bizim torun bizi Facebook'tan görüntülü arıyor. Açamadık. Hemen gelip bu Facebook'tan bize torunun yüzünü açar mısınız? Tabii açarız. 2 saat şeyle 1000 yıllık bilgisayarlarında Facebook ayarladım. O evet şeysiz, nursuz. O kadar ayarlasan torunu bunların gözünün önünde intihar etse nasıl bir şey olurdu oğlum, acaba? Bak... Bu kadar hazırlık. Hayır. Elveda yani, anneanne ve babaanne. Şimdi sen benim bilgisayarı ne kadar sevdiğimi biliyorsun. O kadının neredeyse 2000'lerin başından kalma bilgisayarına driverları güncelledim. Windows'u güncelledim. Hayvan gibi virüsler yemişler. Böyle bir açıyorsun şey açılıyor. Bet siteleri açılıyor. Evet. Yani böyle online bet siteleri açılıyor. Var yani. Hangimiz daha fazla yaşayacak? Hangimiz torunum? Hanginiz benim torunum diye şeylere bakıyor. O bet sitelerinde göz kırpan kızlar var ya böyle. Ha, o kadar kötü durumda çok artık. Çok kötü her yerden bir şey anladım çıkıyor. İşte bir yerden şey çıkıyor böyle o... Ha şey de kötü durumda. Buradaki işlemci de kötü durumda. Yok sadece onlar bilgisayar... her şey yani iyi niyetli her şey olur demişler benim anladığım o. Ne geldi hoş geldi. Tamam hani millet... Şimdi bunların ergen torunu varsa... Evet. Sen o tüpçü sucu outfitinin içine eşofman giyeceksin takım. Eğer gideceksen böyle bir dolandırıcılık hikayesi evet olacaksa. O damacanayı hallettiğin gibi çok hızlı banyoya gideceksin. Kıyafetlerini çıkaracaksın. Eşofmanlarla kalacaksın. Saçı başı biraz şey yapıp. Ananı! Bu su ısınmıyor! Gibi tam ters bir tokatla. Aa torun evde miydi? Aa torunum geldi. Evet.
Aa, torunum geldi ya da. Banyodan. Evet, Amerika'dan geldi. Hatta o sana gelir, mutfaktaki tüpçüye de anlatır. Bizim torunumuz Amerikalardan geldi. Yani böyle bir o zaman varsa... sen de mi benimle geleceksin? Yo, hayır. Senin orada olduğunu varsayıyor hala da. Yo, o zaman tek kişiysem şey yaparım. Tek kişilik bir şovu. Ben de mi geleyim? Beni de mi sokmak istiyorsun? İki, yani öyle de olabilir. İki kişi girersek sen de şey olursun orada. İkinci sucu olursun. Ve ben evden banyodan çıkıp şey derim. Ya ben takardım suyu, bunu niye aldın içeride? Seni kovarım ve tamam. Orada daha çok güvenlerini kazanırım. Okey. Böyle çok çok daha iyi oldu. Birader sen de ayaklarını girmişsin falan. Birader sen kimsin ya? Burada yaşlı yaşlı insanlar var. Sakal saç dağınık. Bu insanlar bir rüzgara bakar ölmesi, bir virüse bakar yani. Çık dışarı, ağzın yüzün pislik içinde bir kovarsın. Evet. Daha bir güven tesis edilmiş olur. Evet. Tamam. Sonra anneanne ben yatıyorum diye içeri mi gideceksin? Hayır, hatta sonra bekleyeceğiz. Tam bekleyeceğiz. Ben dışarıda beklerim. Sen dışarıda bekleyeceksin. Sonra benim bir şekilde ben biraz doğru olabilir, evet. Ben biraz yatacağım deyip onların yatak odasına gitmem lazım. Onların yatak odasında ya kalın perdelerin arasına ya yorganların arasına sıkışmam lazım. Hani böyle şey gibi. Evet. Yokmuşum gibi. Sonra işte gece 1:30 bekleyeceğiz. Ne oluyor diye. Çok uzun değil mi ya şey için? Çok çetrefilli, uzun, bayağı büyük oyunculuk gerektiriyor. Benim efor mi gerektiriyor? Ya onun yerine mesela şey falan yaptırsan. Üst kat komşuna... Yani sen zaten Nişantaşı'nda oturuyorsun. Çok seviyorlar ya insanlar, evet, öyle. Üst kat komşunun bir büstünü yaptırsan. O büstün içine de göze bir tane kamera. Ya da ne bileyim, atıyorum annem mumbar dolması getirdi. Gerçi ona kamera koysan yerler. Bambaşka şeyler... Şey mi? Gördüsün. Bir şeyin içine... Ya kamera içeriye kamera sokman gerekir yani bence. Gerçekten düşünmedim değil. Ama şöyle birincisi dediğin gibi şey sıkıntısı var. Yani onu nereye koyacaklarını bilemiyorsun. Gidip senin koyman lazım. İkincisi mesela yenecek bir şeyin içine koyacaksan hemen yenmeyecek bir şeyin içine koyman lazım. Mesela bulması çok zor ya onu. Ya şey yaparsın belki, drone alırsın. Bunların ilaçlarını, günlük ihtiyaçlarını her gün... Camdan dışarıdan drone'la verirsin. Bunu da dersin ki bunu sizin Amerika'daki şeyiniz yolladı. neydi? Torununuz aslan yolladı. Torunum, aslan torununuz yolladı. Bunun adı böyle işte, atıyorum Vecihi, bu duracak artık evde. Drone'la istediğin yere bak. Dişini mi çıkarıyor, etini mi gerdiriyor, nerede ne yapıyor. En sonunda ne çıktı peki şey? Ya da ne çıktığını bilecek bir duruma geldin mi? Yani bir tahminim var. Ama tabii yani şey, sonsuz olasılıklar evreninde sadece bir şey. Bunların odasında sallanan sandalye var. Hani artık bütün mantıksız olayları elemine ettiğimde bunların odasında bir tane sallanan sandalye var. Geceler uykuları kaçıyor. Halk TV izleyip sallanan sandalyede sallanıyorlar. Bu yani bütün her şey. Buydu. Keşke şey yapabilsem. Yani gerçeğini öğrenebilsem. Yani belki de gerçeği öğrenmene gerek yok yani bununla ilgili. Çünkü gerçek o kadar doyurmayabilir seni bu noktada. Ya keşke böyle hayal kırıklığına uğrasam da bir şey bulsam. Çünkü paranoyak olarak şey, devamlı bunun senaryoların... Çünkü bir önceki evimde üst kattan böyle yerlere bir şey atma sesi geliyordu. Ben hep şey diyordum, ya bir şey düşürüyorlar diyordum. Ondan sonra bir kere bir daha bir şey attılar. Sonra da şey diye bağırdılar. Hapşurduğunuzu duyuyorum. Özellikle yapıyorsunuz falan. Meğer kadın deliymiş. Aa. Ya o kadar akıl dışı şeyler çıkabiliyor ki. Özellikle yani, hapşuruyorsunuz diye sonra yüzleşti benimle. Hani imkansız yüzleşmeler. İşte o gıcırtıya takmanın bir sonraki seviyesi galiba. Ya paranoid akıl böyle çalışır. Paranoid akıl. Normal akıl öyle çalışmaz. Paspasıma işendi der geçer. Paspasıma yani, işendi deyip geçebilir misin ya hayata? Ya da, çok ya da, rahat olman ya da kadın, lazım. Ya, o kadınla yüzleştiğinde demek ki bunun tuvalet eğitimi böyle verilmiş der yani. Bazı evcil hayvanlar ilk önce paspasla başlıyor şeye. Orada ne sonra çıkmış? Sonra uzatıyorsun. Orada paspasa işeme çıkmış. Yani onun da dışında şey dışında. Sanırım bir şey yaşamışlar. O zenginlik döneminden kalma bir sıkıntı yaşamışlar. Yani Ali Ağaoğlu'ndan sonraki. After Ali Ağaoğlu. İra. Era. Bilmiyorum, insanın kendi şeyle konuşması, kendi kendine, o kendi aklıyla konuşup kendi aklına fikir sorması çok zor bir şey. Sence ne olabilir diye. Benim Fazıl Say'ın bir tane kitabı var. Çok güzel bir şey kitap. Şey mi? Ne? 10 adımda Psytrance. Ya. Fazıl Say'ın
Kitabın adı, ben Fazlıstan kitabını okudum, adı çok güzel şey. Fazlıstan niye kitap yazmış ki? Zaten var başka şey, meziyeti. Oğlum insanlar entelektüel, senin zannettiğin gibi değil o iş. Yani benim anladım. Bir mesleğim var, ben şimdi tamam sigortam yatıyor diye yatmıyorlar yani. Doğru diyorsun. Şey var. Bir bilezik daha takıyor yani. Yok beğeni. Canım adam sanatçı ya. Ne bileyim, ben kitabı da okumadım bu arada. Şey, kitabın adı çok hoşuma gitti. Akılla bir konuşmam oldu diye. Yanlış söylüyorsam sonra düzeltilirim büyük ihtimalle bir kuytu köşede. Bilmiyorum, not kalmamışız ona baktım. Akılla bir konuşmam oldu diye. Kitabın adını çok beğenmiştim. Çünkü şimdi düşününce hakikaten kendi aklıyla konuşabilecek bir insana benziyor. Yani böyle her gün kendi aklıyla sohbet edebilecek bir insana benziyor. O dolgunlukta, o olgunlukta bir insana benziyor. Şimdi ben kendimi düşününce ben annemle daha sık konuşuyorum. Mesela haftada bir arıyor annem. Aklından daha fazla annenle konuşuyorsun. Evet, aklımla yani birebir konuştuğumdan daha çok annemi arıyorum. Ya da annem beni arıyor. Haftada bir arıyor. Diyor ki baba eskiden, ben diyorum ki işte anne nasılsın? İyiyim. Baba eskiden hava nasıl? İyi diyor. Hı hı. Sonra şey diyor, İstanbul'da hava nasıl? Valla sıcak diyorum. Annem de şey diyor, bu sene kış gelmedi diyor. Tamam diyorum, iyi misin? İyiyim diyor. Üçüncüye falan, dördüncüye iyi misin diyor. Beşinciye iyi misinden sonra şey yapmaya başlıyor, kapatmaya başlıyor yavaş yavaş. İyiyim, 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 iyiyim diye. Mesela akılla iki haftada bir, üç haftada bir ve sadece şey soruyor akıl bana. Mesela bir danışılacak bir şey, ben ona gidiyorum. Hani şu neredeydi, bu neredeydi ya da şöyle bir iş var ya da yukarıdan ses geliyor sence nedir falan filan diye. Sallamaç bir cevap veriyor, ondan sonra şey diyor, biz bir daha şimdi sınava girmeyeceğiz değil mi diyor. Sadece şey var aklımda, yani üniversite sınavı bitti. Bizim başımıza daha bela gelmeyecek değil mi? Ya o, ya o şey gibi kalmış aklımda, çünkü üniversite sınavı bittiğinde bir daha hiç sınava girmeyeceğiz, bir daha hiçbir şey çalışmak zorunda kalmayacağız gibi kalmış aklımda. Ve hep ihanete uğradı. Yani yüksek lisans sınavına girdik, ALES'e girdik, bilmem ne falan filan, hep tedirgin okulunda. Böyle hep bir daha hani o şıklı sorulardan, çünkü 36 yaşına geldi ve istemiyor. Çok çok iyi anlıyorum. Bir daha girmeyeceğiz değil mi sınava falan diyor. Yok birader girmeyeceğiz, tamam bitti o iş yani, o iş var hani, ev var. Rahat ol. Rahat ol diyorum. Geçen sene de girmeyeceğiz diyordun. Şeye girdik, direksiyon sınavına girdik. Ya direksiyon sınavı, sınav mı amına koyayım ya? Hem de motor direksiyonuna soktum. Motor, evet, motora girdik ve motordan da düştüm amına koyayım şeyde, yani sınavda. Hiçbir işe yaramadı. Hiçbir iş birliği yapmadı şeyde, sınavda. Düştüm. Resmen 35 sene geri gittim şey olarak. Bir yaşına döndüm olgunluk olarak. Çok panikledim. Kalktım şeye baktım. Arkadan arabayla geliyorlardı şeyler. Kalk kalk, bir şey olmaz dediler. Yani o tekrar bisiklete binmeyi öğrenen çocuk gibi. Tam ağlayacakken kalk kalk bir şey tam olmadı. Tam ağlayacakken kalk kalk bir şey olmaz. Bir şey olmadı. Oğluşum diye kaldırdılar beni. 36 yaşında öyle teselli oldum. Ve o gün gerçekten hiç orada değildi şey olarak. Yani akıllı konuşma deneyimimi ben aktaracak olursam çok yakın. Aklıma konuştuğumda ilk genelde şey diyor. Ya şu an böbreğe danışsanız, karaciğere danışsanız. Benim biraz işim var. Yani yerinde olmuyor mu ya yine? Şimdi inanılmaz sırt ağrılarım var, tamam mı? Evet. İnanılmaz sırt ağrılarım var. Ve bununla ilgili bir çözüm bulmam gerekiyor. Aklıma sorduğumda bunu, aklım biraz okumuş olduğu için, okumuş bir cahil olduğu için diyeyim yani. Diyor ki şuradaki iyi spor salonu var, oradaki kızların götleri de çok güzel, oraya gidelim diyor, tamam mı? Ben diyorum ki bu ne kadar çağ dışı ve cahilce bir düşünce ya. Beyin bu mi? Kadar, evet, beyin diyorum, biz seni bunun için mi okuttuk? Bu kadar şeye soktuk, paralar harcandı sana bilmem ne, omegalar, onlar, evet. Bunlar, soktum. Bu mu yani? Bu gerçekten omega 3 bu mu? Yo, şöyle, bana bunu mu diyecek yani? Şöyle bir şey var, beyin tek parçadan oluşmuyor ya. Biliyorum canım, biliyorum. Birader, ama ben de sana şunu söyleyeyim. O diyor ki karaciğer, o zaman diyorum karaciğeri, böbreği dinleyeyim. Onlar da anasını satayım köylü. Diyor ki termale git, Yalova'ya. Diyor ki tarhana. Diyor ki işte bilmem ne yağını süreceğiz. Ya ben bu vücutta kime güveneceğim ya? Kime güveneceğim? Biri aşırı cahil, pastoral cahil. Bütün bedensel problemleri termal turizmde şey arıyor, cevap arıyor. Biri de diyor ki o şeye git abi, McFit'e git abi, Mac'e git abi. Biri, Mars Atletik bir havuzda varmış abi. Biri diyor. İşin başında durmak istemiyor. Ben alıyorum şeyi, onlar karar verene kadar günler geçiyor. Benim sırt ağrısı devam. İşte modern insanın
çelişkisi bu mu gerçekten dedirtiyor bana durum? Modern insanın çelişkisi işte, bu hırdavat dükkanlarında dev gibi hırdavat dükkanı oluyor ya böyle, evet. Yani uçsuz bıçaksız ipler var, testereler var, işte cinayet şey gibi, cinayet fuarı gibi yani, böyle zincir var, o var, bu evet. Var. Hepsi Müge Anlı'ya çıkmayı bekliyor. Güzel sarı botlar var. Değil mi? Evet. Çok derinliklerde bir tane dandik masa var. Masanın arkasına da 13 yaşında çocuk koymuşlar. Başka hiç kimse yok. Karanlıklar içinde evet. Oturuyor. Yani tam işte tam benim beynim evet. Bazen öyle çalışıyor. Evet. Nerede sahibi dükkanın diyesin ve geliyor. Ve boya kokusu içinde, hı-hı. Tamam mı ortalık? Çocuk da boya kokusu içinde oturmaktan böyle durmuş. Biliyorsun ya, kolay gelsin, hani ben şey alacaktım, bu korniş takılıyor ya, o kornişin stoperi varmış falan. Çay içer misin abi? Düğüne gittiler abi. Sahipleri düğüne gittiler. Ben sana çay söyleyeyim abi. Sahiplerim düğüne gitti. Ben köleyim. Devam ediyor bu da hala kölelik sistemi diye. O yani artık işi iyice dalağa böbreğe bırakıp, bütün sistemi dalağa böbreğe bırakıp. Ben kime güveneceğimi gerçekten bilmiyorum vücudumun içinde. Dışarıda biliyorum. Yani sana sorarım. İşte Hasan'a sorarım. Gerçi sizden de aynı cevapları alıyorum. Kanka, Yalova'ya git, Termal'e git. Benim böbreğimden, karaciğerimden farklı çalışmıyorsun sen. Ama yaşanmış örnekler yani. Var. Benim babaannem mesela Termal'de mucizeler yaşadı. Mucizeler yaşattı insanlar. Hani. Şimdi... Babaannem Termal'de mucizeler yaşadı diye bir kitap yazmayı düşünür müsün gerçekten? Şey gibi. Ya, ben geçen Carrefour'da bir kitap gördüm. Kitabın adı şuydu. Kendine hoş geldin. Birileri yine çok güzel yere tezgah açmış. Kitabını Carrefour'a koymuş. Kendine defalarca hoş geldin. Demek ki bu aynı avokado gibi yarayışlı bir şey. Bunu da almam lazım kendine. Ya bir insanın kendine en son söyleyeceği şey hoş geldindir. Bir insanın kendine söylemesi gereken tek şey hoşça kalındır ya. Kesinlikle. Ya tamamen katılıyorum. Bir de şimdi Carrefour'da gezerken şey diye, şimdi bu hindi salamın bana katkısı ne olur? Acaba hindi salam mı, normal et mi, yoksa tavuk mu? Ben bazı şu an çıkmazlar içindeyim. Hayatta da böyleyim falan derken bir anda gözüne şey mi çarpıyor? Kişisel gelişim kitabı ya, mı çarpıyor? Ya bundan önce de şeydi mesela, hindi salam, külotlu çorap, Ahmet Altan. Yani gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Tutku böyle bir şey o zaman yani. Tutkunun haritasını çıkarmaya kalksan belki... Evet. Sadece hani kırmızı topuklu ayakkabı, hani güzel bir fişnet değil de işin içinde hindi salam da var. Aç tabii bitir. Tabii ki. O zaman insanın kendisine de diyebileceği en güzel cümle olan hoşça kalın. Geç de olsa bir hoş geldiniz diyebiliriz. Canım Ege'm. Canım Ege'me koronamla geldim. Gerçekten yani inanılmaz bir yerden geliyoruz. İnanılmaz bir şehirden geliyoruz. Sabah belki sosyal medya hesaplarımızdan görmüşsünüzdür. Sabah maskeliydik. Ve ayı gibi kolonyolar, işte antiseptik el şeyleri, sıvıları... O neydi ya onun adı? Şey işte, antibakteriyel şeyler. Ve yani İzmir'e indiğimizde de hala da maskeliydik. Yanımızda Çağlar diye arkadaşımız var. Çağlar çıkardı maskeyi, biz devamdık maskeyle. Ve yaklaşık indiğimizden 2 saat sonra o pürelleri, işte kolonyaları elimizdeki balık yağını çıkarmak için kullanmaya başlamıştık. Yani 2 saat sürdü korona şey ne derler, vicdanı. 2 saat sürdü, İzmir'e yenildi gerçekten. Barbun'un yağını temizlemeye yaradı şeyler. Ya 80 derece kolonyalar yani. İzmir rahat demişlerdi de o kadar da hani şey, rahatlığı şeye geçecek diye dememişlerdi. Size de geçecek diye dememişlerdi. Biz birbirimize... Rahatlığı size geçecek mi? Ya o çok hızlı... Buradan sadece rahatlık kapabilirsiniz. No korona gibi. Çok hızlı, çünkü dördümüz birbirimize devamlı şey sıkmaya çalışıyorduk. Hani benimki, evet. Seninki, hani seninkinin kapatmadığı noktaları benimki kapatabilir diye. Ya çıldı. Senin pürelin
Benim antibakteriyelim. Sende mandalinalı şey vardı. Kolonya kokteyl vardı. Kokteyl yaptık zaten bir ara. Hatta ben kolonyama kolonya sıktım. Evet. Çünkü onun da ihtiyacı var. Onu... Bir kere başlayınca onun sonu gelmiyor gerçekten. Tabii ki. Bir kere o paranoyaya başlayınca onun sonu gelmiyor. Şeyi de bilemiyorsun. Şimdi çok gerzekçe bir şey tabii. Hani havaalanında dediler ya bize, havaalanı çok kritik, havaalanı çok sakat yer. Hani orada hiç çıkarmayın. Şimdi havaalanından biraz çıktık, hiç çıkartmadık maskeleri. Biraz daha çıktık, biraz daha çıkartmadık. Sonra şeyi gördük, bizim işte aracımızı gördük. Aracımız işte çok güzel, böyle Tarkanlara ayrılmış bir tabii. Şey, içi güzel deri koltuklu bir şey. Onun evet. İçine girince çıkarttık çünkü zannettik ki onun içine korona giremez. Evet. VIP bir araç yani. Onun hani. İçine sadece Tarkan girer. Yani ya öyle bakıyorsun. Ay. Yani onun içine sadece. Of falan gibi bir şey giremez. Falan evet. Diyor. Çünkü açıyorsun su haznesi mavi şeyle aydınlatılmış. Mavi ledle aydınlatılmış. Evet. Sağlıktır. Ya bir mavi ışık. Yani korona bunu bir gördü mü şey yapar hani bir. Tabii. Ben neredeyim? Ben kimlerle uğraşıyorum der yani. Hani bu benim dengim değil, rengim değil. Ben çıkayım buradan der. Ama yani inanılmaz bir masaya oturtulmadık mı gerçekten? Yoldayken hani belediyenin tesisine gidiyoruz derinde ben dedim. Kaka mı yapacağız? Geldik. Top kek yemeye geliyoruz herhalde şeye, İzmir'e. Ben bunu beklemiyordum ama 30 adet meze. 30 meze bilmem ne falan filan. Sıcaklar onlar bunlar. Sonra Birbirimize şeyi sorduk. Peki bu boyozu kim yiyor? Peki bu bomba tatlısını kim yiyor? Bunların hepsi bir kandırmaca mı? Ya İzmir, bizim İstanbul'daki İzmir algımız inanılmaz çirkin besleniyor bunlar galiba diye. Çünkü yani bir lokma, yandan, bir yandan şöyle bir şey, boyoz, evet. İşte İzmir bomba tatlısı, yani kokoreç hadi kokoreç, aradan kaynıyor, yani. Muhteşemdir. Ama şöyle bir şey, yani... İki teori var. Bir şeyi hani... İki teori var. İki teori var. Nereden var ya? Ya iki teori yok da mesela insan çok sevdiğine özel bir isim takar ya. Ben sana şey diyorum ya. Ozişim diyorum ya. Ozan demiyorum. Yani bunu mesela... burada söylemen gerekiyor muydu sence? Yani düz yağlı poğaçaya boyoz diyecek kadar işte ona çiğden bilmem ne. O kadar seviyorsanız gerçekten çok berbat besleniyorsunuz ve bu işin sonu değil. Evet. 60'tan sonra her yıl mideniz, iç organlarınız yağ bağlar. Ölürsünüz. Ölürsünüz. Yani... Ya da böyle İstanbul'da manyak bir boyoz şeyi var şu anda. Boyoz işte orası boyozcu açıyor, burası bombacı açıyor. Böyle en alakasız tesisler. Biz de bomba yaptık diye böyle bir anda gereksiz. Ağza alınmayacak. Özellikle yaşadığımız şu kritik süreçte. Çıkışlarda bulunuyor. Hani biz de ya yani insanlar da yiyor. Böyle bayıla bayıla yiyor evet. Şeyi o boyozu. Böyle bir şekilde İstanbul'da itelenmiş gibi artık. Yani hani millet bıkmış lan kaç senedir haşlanmış ya yumurtayla. Onu bırak bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela gidiyorsun İstanbul'daki boyozcuya. Boyozu yiyorsun. Hemen bir İzmirli geliyor şey diyor. Bu boyoz değil ki. Ama boyozcu burası. Ve bana boyoz ve İzmir... Sen gerçek boyoz yememişsin. Ya da atıyorum lokma yiyorsun. Bu lokma değil ki. Gerçek lokma değil. Sen gerçek lokma yememişsin. Yani İzmirlilerin İstanbullular üzerinde kurduğu psikolojik baskı inanılmaz. Yani gerçekten şey kaybetti. Alan kaybetti artık İstanbul bunda. Onun gerçeğini burada İstanbul'un kendine güveni azaldı birden. Yani saçma sapan dışarıdan gelen poğaçayla işte şeyde gerçekten emin olamıyorsun. Evet. Yani ben şu an ne yiyorum? Gerçek mi yiyorum? İllüzyon mu yiyorum? Biz ona kandırılıyoruz. Evet. Biz ona bunu demiyoruz. İşte ya İzmir'i Tunç yönetiyor. İzmir'i Tunç yönetebilir. Evet. Mansur falan hani onlar İç Anadolu'yu yönet. Yani İzmir'i Tunç'un yönetmesi lazım. Tunç bisiklete biner. Tunç çok evet. Aktiftir. Ne haber Tunç? Hani ama ne haber? Ne haber Mansur diyemezsin. Başkanım selamun aleyküm dersin yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ama Tunç'a dersin. Tunç'a şey dersin işte. Tunç akşam 3'e 3 basket yapıyoruz. Geliyor musun? O da kanka şöyle. Diye böyle gelir. Ya da böyle Tunç Berk diye bağırdığında evet. Da bakar. Evet. Hani benim adım Tunç ama Berk de çağdaş bir isim. Bana sesleniyor olmalılar. İzmirlilerin bana ihtiyacı olabilir. Ne eksiğiniz var? Hiçbir eksiğimiz yok. O zaman yani... Başkanım badminton oynarken bileğim burkuldu. Bu çağdaş belediyecilik bunu da çözecek çağdaş arkadaşlar. Çağdaş belediyecilik... Çağdaş Bey diyecek mesela et bağlamamalı şeye. Tabii. Badminton'da burkulan yere hani et bağlayalım soğan sürelim değil de.
Hemen gelin şurada şey var, soğuk kompres var, onu uygulayalım tabii diye. Bilmiyorum, İstanbulluların ayağının altındaki sağlam zemin yavaş yavaş kaymaya başladı öyle gerçeklik olarak. Hani onun gerçeğini orada yiyeceksin, onun gerçeğini burada yiyeceksin. Ve şunu fark ettik. Yani insanlar en azından Türkiye'de gerçek olarak sadece şeyin peşine düşüyorlar. Adana. Yani gerçeği sadece yiyecek üzerinden gerçek kavramını, arıyor insanlar evet, yani Türkiye'de. Dünyada felsefe adına hani gerçek üzerine çok düşünülmüş. Çok tabii düşünen ki insanlar. Yani felsefenin başlangıcından itibaren gerçek nedir? Gerçeğin temsili nedir? İdea nedir? Hani mesela bir ağaç var. Ağacın bir de idealar tabii dünyasında ki karşılığı var. Simülasyon, simülakra ama evet. Türkiye'de sadece boyozun gerçeği. Evet. Bu işte Adana'nın Fava'nın gerçeği. Gerçeği bu değil. Bu, yani gerçeği sadece yiyecekte aramak fıttırtıcı bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz silkinesi geliyor insanın. Bir de kendinize gelin evet, diye yani. Yani bir de birisi devamlı şeyinin peşinde. En gerçeğinin peşinde. İşte evet. Ben onun abi ustasına sordum. Onun ustası, onun asıl ustası onun babasıymış. Onun babasından bir yer duyduk. Şimdi haftaya biletleri aldık. Oraya gidiyoruz Batman'a. Ama babası da demans olmuş. Formülü tamamen unutmuş. Yine yani, de gidelim Batman'a gitmemiz gidelim, gerekiyor. Batman'a gitmemiz gerekiyor ve bu bir şey yani. Bu bir macera. Orada peynirin gerçeği varmış. Onu yiyip geleceğiz. Bir yandan da şöyle bir şey var. Bir şeyin gerçeğini yersen geriye ne kalır? O şeyin temsilleri bir anda yok olmaz mı? Bir şeyin gerçeğini yersen kötü imitasyonlar kalır sadece yani. Bir ya da onlar da yok olur. Belki de gerçeği mesela yememeliyiz İstanbul'da yani. İstanbul'da bir anda bir günde binlerce lokmacı açıldı evet, tamam mı? Bütün boş dükkanlar bir anda lokmacıya döndü. Sonra bir günde de kapandılar. Biz de dedik ki herhalde biri lokmanın gerçeğini yedi. Evet. Bir yerlerde evet, yani. Ya o şey çok gibi peşine düştü hayvan oğlu hayvan. Yani öyle oradaymış, buradaymış. İşte o ustası, asıl ustası buymuş falan derken idealar dünyasına bir kapı açtı. Elleriyle böyle ayağıyla evet, girdi. Ya bu şey gibi. Oh gerçeği bu diye. İzmir Belediye Başkanlığı makam odasında boyozun gerçeği bir kasada. Lokmanın gerçeği bir kasada. Çiğdem'in gerçeği bir kasada ve onu yediğinde şeyler de bitiyor. İmitasyonları da evet, bitiyor. Öyle mi düşünmemiz? Ben öyle yani düşündüm. Gerçeğini yedi böyle bayağı radyasyonlu gibi böyle suratı parlaya parlaya. Gerçek boyozu ben tabii yedim. Ve Tunç neden Tunç? Neden başkanım oldu? Ne yaptınız? Hayır. İşte Tunç olmasının gerçek sebebi o. Gerçek boyozu yemiş. O yemiyor işte. O nefsine hakim olabiliyor. O yüzden o koltuğu hak ediyor zaten. Yani sen ben olsan. He anladım. Yani zaten şehremin derler ya. Yani şehrin. Evet. Emanet edildiği emanet insandır. Edildi, doğru. Tabii. Eskiden belediye başkanına şehremin der. Evet. Diye arkaya düşecek gibi oldu. Öyle derler diye falan diyor. Ya. O şeye dönüyordun neredeyse hani böyle gevrek. Eskiden öyle. O bizim yapabileceğimiz bir şey değil. O bir şey iyi değil, bir şey gerekir. Hani kor derler ya burada şey evet, denge. Bizim dengemiz şurada genelde. Böyle kesinlikle şey hamam böceği gibi güvercin oturduğumuz için gibiyiz. Evet biz o kadar iddialı gerçeklere giremiyoruz ancak boyoz moyoz anlatabiliyoruz. Ya bir de o işte bu kadar İzmir yiyeceklerinin İstanbul'a itelenmesi ve bunların çoğunun damar tıkanıklığı sessions olması. Hani boyoz hani İzmir'e gelmeyin, İzmir'e gelmeyin diyor ya İzmirliler. Bunlar bu bir çete mi yani? Çete işi mi? Herkes gerçekten yağlansın oturduğu yerde şey gibi olsun. Star Wars'taki Jabba'da hat gibi olsun. Gelemesinler şehrimize. Bunlar çete olmuş çete. Yani buraya geldiğimizden beri kimse boyozu yemiyor. İzmir bomba tatlısı yemiyor. Gayet güzel şeyler yiyorlar yani. Zaten ya o kadar boyozla nasıl böyle şeyler fit vücutlar olabilecek? Kadınla erkekle. Yanlış anlasılmasın. Zeytinyağlıyı zeytinyağıyla bana banarak yiyorlar evet, gibi geldi bana. Bilemiyorum. Benim bu konu hakkında başka söyleyecek bir şeyim yok gibi. Senin var mı? Belki benim tek söyleyebileceğim şu var. Bölge bölge insanların yediği şeyler, insanların ten şeyine, sağlığını, faunasını bilmem nesini etkiliyor ya. Tabii. Benim, ya beslenme genetiğin üzerine bir şey. Ara kattır. Evet. Yok bir de bağırsak çok önemli. Bağırsak faunası çok önemli. Yediğin bağırsak faunanı çok etkiliyor. Tabii. O cildini çok etkiliyor. O mesela senin ruh halini çok etkiliyor.
senin ruh halinde işte nasıl bir insan olduğunu çok etkiliyor. Tuvaleti nasıl kullandığını çok etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Festival festival dolaşan sanatçılar. Edip Akbayram, Haluk Levent. Bunların hepsi kavruldu Ege'de. Sadece Ege'de konser verebilmekten kavruldu. Ya bunların ciltleri bayağı iyi duruma geldi yani. Bayağı İyi uzun. Mi? İyi geliyor bana. Çıtır çıtır muşamba gibi. Sen Suavi'yi yakından gördün mü hiç? Parlıyorlar. Ne? Parlıyorsun Suavi derler hani parlıyor. Sadece Ege'de konser vermekten inanılmaz fit bir vücuda ulaştı. Zeytinyağlı yiye yiye. Ama şey gibi oldu artık yani adam güneşi yiye yiye biraz da boyu da çekti tabii yaşta evet. Ne derler oluşan bir durum. Şey gibi şu an Suavi ilkokulda ilkokul müsameresinde bir çocuğa pamuklarla Noel Baba yapmışsın gibi. Evet. Boyut tam o boyuta geldi. Farkında mısın yani? Evet. Çok daha çıkarmayın bu adamları yani. Yeter. Zaten bir Coastal'da çıkabiliyorlar. Mersin'e kadar. Çanakkale'den başlıyor. Bu adamlar İç Anadolu görmedi. İç Anadolu sadece Eskişehir'de görebiliyorlar İç Anadolu. Yani şey belki olarak. Belki de en son bir şeye geldiğinde hani böyle oradan başlayıp bizim Trakya'ya kadar geliyor zaten. Trakya'da tarım festivallerine giriyorlar. Belki korkunç bir komple var. Trakya'ya geldiğinde şey diye kuru et diye yiyecekler adamı. Çok böyle... güzel bir teori. Çok hoşuma gitti. Çünkü bizimkiler getiriyor Bulgar'dan devamlı. Hani niye ben Bulgar'dan götürüyorum? Benim ülkemin de var böyle sanatçıları diye. Manyakça bir düşünce ama çok hoşuma gitti. Morbid bir şey. Ama bence şöyle tur Eskişehir'de tamamlanıyor. Çünkü Yılmaz'ın onların bal mumunu yapmaya ihtiyacı var. Dönüp dolaşıp orada. Hatta belki bal mumu değildir Suavi. Gerçeğidir yani. Belki o sedatifler de... vurulmuştur. Evet. Hani konuşamıyordur ve hani hocam bu diğerleri hiç benzemiyor da Suavi'yi aynısını yapmışsınız ya yani. O da sürekli sus falan diyor. Yılmaz Büyük siz daha diyor. Durun benim ne projelerim var ben şu an bir proje üzerindeyim. Aynı bal mumunda Yılmaz Özdil, Müjdat Gezen ve Uğur Dündar'ı birleştireceğim. Like Müjmaz, adını da Müjmaz Dündil koyacağım. Peki. Ve böylelikle tekrar bir Kuvayi Milliye ruhuyla Anadolu'ya doğru yürüyeceğiz. Bu şeyimle. Çok şey gibi geldi bana böyle. Ne gibi? Yani hani öyle çok fazla... Frankenstein şey, yok her şeyi hani çok fazla değişkeni şeye bağlamış. Sırf o adamı yüklemiş yani. O tamam yapacak isim. Çok yaşlandı Yılmaz Büyükler. Bir de Levent Kırca bu işin neresinde? O yukarılardan bir yerlerden bizi gülerek izliyor. Hoşça kalın. Ara verelim mi? Bir 5 dakika aramız var. 5 dakika ara verebiliriz umarım. Erman'cığım, insanın hayatında çok özel anlar vardır. Evet. Evet mi? Evet diyeyim. Hemen itiraz etmemi istiyorsan edebilirim. Yo, itiraz etmeni istemiyorum. Ha, tamam. Sadece şey çok hoşuma gidiyor. İnsan hayatında çok önemli anlar vardır dediğimde evet diyecek birimin olması o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam yani. Ya bir de bir konuya bir giriş vardır. Tabii. Bir de arka kapıdan VIP konukların alındığı. Partinin olduğu. Özel partinin döndüğü normal kötü giyimli insanların ulaşamadığı bir giriş vardır. Sen her zaman o girişten... Açıyorsun konuları. Ben arkadaşlarımı, sevdiklerimi asla halkın girdiği ön kapıdan sokmam. Derim ki benim bildiğim çok güzel bir giriş var ve bize orada muhteşem şeyler bekliyor. Buyurun yol budur. Teşekkürler. Bu bilgi dahilinde ben bir daha dinlemek isterim senin konuya girişini. Ya çok büyük girdim ama aslında çok büyük bir şey anlatmayacağım. İnsan hayatında önemli anlardan biri olan evlilik anı, kız isteme, ritüeller. Ya insanoğlu... Bu önemli anların ritüellerinde bazen böyle o anın verdiği büyük şevkle çok büyük dizaynlara girebiliyorlar. Evet. Sen de ben de yaşadık bu arada. Tabii. Kız isteme, evlilik bilmem ne falan mevzularını. Evet. Senin kıymetin şeyden daha az yani süslenmiş bir ön kapıdan daha az orada. Evet. Senin istediğin kız hala tik. Benim istediğim kıza çarpı geldi. Çünkü sadece senin istemenle olmuyormuş. Evlilik, onu anlıyorsun yani. Üzücü bir şey ya evet. Ozan'cığım, üzücü bir şeyden bahsediyorsun. Evet. Ben kızınıza talibim, kızınızı istiyorum. Belki orada birinin şey demesi lazım. Kızımız 6 ay sonra ya da 1 sene sonra seni istemeyecek. Var mısın? Varım lan! Ne var? Ne gelirse ondan gelsin. Ben yakın zamanda şöyle bir şey gördüm. Bir
gelin çeyiz şeyi ne derler repertuarı. Evet. O aile gelinle birlikte o evlilikte kullanılacak bütün materyali de gelin etmek istiyordu. Yani damacananın fırfırlı eteği vardı. Çamaşır makinesinin lastikli böyle kısa dantelli işler, çay bardağına dantelli bir şey giydirme. Yani evet. Buradan bir gelin almayacaksınız. Binlerce gelin alacaksınız gibi. Çatalından bıçağına varana kadar hanene binlerce gelin girecek. İnanılmaz. Bunlara bakabilecek. Yani sen şeyi düşünebilir misin? Pembe dantelli fırfırlı elbisesi olan bir damacana. Ben bunu gördüm. Ve yani kanıtlarım var. Gerçekten sana da gösterdim bunu. Evet. Bunu insanlara gösteremeyebilirim ama gerçekten ben böyle bir şey gördüm. Ya damacana giydirmek, hele ki fırfırlı, şey fişnetli, güzel böyle vamp bir şekilde, hani cinselliğe hazır bir şekilde bir damacanayı giydirmek çok büyük manyaklık. Bir yandan şöyle şeyde, o senin dediğin prosedürde sana da bir şeyler biçiyorlar. Benim terliğim de gelmişti, eşofmanım da gelmişti. Hani artık sen de gelinsin. Tabii. Sen damat değilsin, sen de gelinsin, seni de giydireceğiz. Ya zaten... Benim şeyim var, güzel alt eşofmanım var. Onu giyince şey oluyorum, gelin oluyorum. Gelin oluyorsun. Gelin oldum, gidiyorum. Yani o şeyi iyi biliyorum o yüzden. O hani her şey giydirilecek. Her şey giydirilecek çünkü bence şeyi inanmak istemiyorlar. Bu düğünün cinsellikle alakalı bir şey olduğuna inanmak istemiyorlar. Ya cinselliği şeye, kafalarında bir şekilde kapıdan sokmak istemiyorlar. O kapıdan sokmak istemedikleri için dantelden bir duvar örüyorlar her şeyi. Ya belki kızının o kadar iyi dantelli iç çamaşırları yok. Evet. Ama anne istiyor ki damacanı dantelli olsun. Ya da şey yapmak istemiyorlar, hayal etmek istemiyorlar. Yani bu kız şey yapacak, gelin olacak, bu akşam bir cinsellikler yaşanacak. Hani duymak istemiyorum derken hani damacana evle şey gelir. Çünkü damacana... Şimdi o kadar giydirirsen damacanaya, çünkü şey, yani bir şey giydiriyorsan aslında onu insanlaştırıyorsun. Tabii değil ki mi? Kişileştiriyorsun yani. Kişileştiriyorsun çünkü bir şeyi hani şöyle giydirmek, o bir aktivite ya. Evet. Damacanayı ters çeviriyorsun, giy şunu. Tabii hani ki. Biraz sen de biraz hareket et ya, öyle bir şey adım gibi. Sen atacaksın. Evet, hani bir adım ben atacağım yani... Ve bu dantelli güzel etek sana girecek. Bir yerden sonra damacana da sana şey der, ya kusura bakmayın ama ben erkek bir damacanayım, evet, der. Yani benim o konuda bir itirazım yok. Yok, hani... Yanlış da anlamayın. Ben genderless bir dünyaya inanıyorum. Yani ben crossdresser olarak da kendimi, evet, ne derler, bu kavramlar dünyasında kendime bir yer bulabiliyorum. Hani evet, crossdresser, damacana, okey, evet, devam edebilirim hayatıma ama o ama... çay bardağı çok... İçli bir çocuk. O dantel giydirmeniz. O söyleyemiyor. O bana söyledi. Abi benim adım Mustafa. Ben niye dantelli çay bardağı takımı olarak bu evde zuhur ediyorum? Benim bir geçmişim var. Evet. Ya bir de şey diyor yani, hani onun adı Mustafa. Benim adım, merhaba, bu arada ben Ozan. Damacana diyor. Merhaba. Bu arada ben Ozan. Şimdi yaptığınız şeyi ben anlıyorum. Siz inanmak istemiyorsunuz kızınızın bir cinsellik yaşayacağına. Evet. Ve o yüzden böyle yüksek tepkiler veriyorsunuz. Büyük tepkiler veriyorsunuz. Ama inanın artık bunun aşılması lazım. Bakın geçen gün bir Richard Gere'in bir filmini izledim diyor damacana. Richard. Bu Richard Gere filminde bir yabancı, Amerika'da dönen bir düğün var. Bu düğünde... Tek dantel nereye giydiriliyor biliyor musunuz? Gelinin bacağına giydiriliyor. Ve orada gelinin bacağındaki danteli damat ağzıyla alıyor. Sonra ağzıyla arkadaşlarına fırlatıyor. Çünkü orada bu kabul edilmiş. Evet. Evet, bu akşam bu insanlar düğünün yüzü suyu hürmetine sevişecekler. Ki defalarca sevişmişlerdir. Evet. Zaten artık hani evlilik öncesi sevişmeyen çok az bir şey var. Bence sizin kızınız... Bence siz de sevişmişsiniz. Bence siz de sevişmişsinizdir. Bir anda... Ben yapmadım öyle bir şey. Yok, ben öyle yapmadım bir şey. Bence sizin kızınız, hani sevişmekten de öte, bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Hani kızlar soruyor, kadınlar birbirine soruyor.com. Evet. Kadınlar merak ediyor.com'da. Ben giriyorum her gün. Evet. Pembe siteler. Evet.
dantelli siteler. Hani Day After Tomorrow Nicky ile hangi ertesi gün hapı basen yapar? Hangi ertesi gün eti ertesi gün hapı etlenme yapar? Bu sorulara bir expert olarak cevap verebilecek. Kıllanma yapar, tüylenme yapar. Daha da uzatmayayım istiyorsanız. Bir damacanayla konuşuyorsunuz şu an. Farkındaysanız. Yani bunlara cevap verebilecek bir insan da olabilir. Siz bunu lütfen böyle düşünmeye çalışın. Hayır. Duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Damacanadan hele hiç duymak istemiyorum ya diye bağır. Siz belki evlilik öncesi ilişki yaşamadınız. Sürekli çay içtiğiniz için bu çayı gelin etmek istiyorsunuz çay bardağına. Anlıyorum. Anlıyorum sizi ama evde kahve takımına fırfır giydirdiniz. Bir şey demedik. Bana giydirdiniz. Bir şey demedik. Çamaşır makinesinin eteği var. Gidin bakın hangi çamaşır makinesinin eteği vardır dünyada. Ona dedin. Yani bu nereye gelecek? Damadınıza mı giydireceksiniz en son bu dedim, kıyafetleri? Dedim bir. Ya. Bir de ikincisi maazallah duyuyoruz, okuyoruz. Bazı insanlar eşyalara cinsel yönelim gösteriyor. Siz burada hedef gösteriyorsunuz. Dantelli, tangalı bardaklar var bu evde. Evet. Ben su alırım diye su isteyen bir misafir gelir. Yok yok ben alırım diye içeri gider. Siz o içeride ne olacağını biliyor musunuz? Burada hijyen söz konusu hanımefendi. Evet tabii hijyen başka bir mesele de şöyle bir şey var. Yani ben onu da mesela kapı dışarı etmiyorum. Tamam yani eşyalara insanlar cinsel istek duyabilir. Ama sen cinsel... Nasıl duyabilir? Nasıl açık kapı bırakıyorsun? Ya şöyle hani sen dedin açar yani... Açar mısın biraz? Hani cinsellik açık bir kapı mı diye. Evet. Cinsellik açık bir kapı. Biri onu kapatmalı diye şarkı vardı. Biri onu kapatmalı. Diye aynen. Şarkı vardı bu arada. Tamam varlığını yok saymıyoruz ya da bunun hani böyle bir... Ayıplamıyoruz ama mesela sen cinselliği yok saymaya çalışırken eve gelen eşya fetişi olan bir insanın ter içinde bırakıyorsun. Tabii ki. Yani cinselliği yok saymaya çalışırken evin içinde en sapıkça cinselliği şey yaşattırıyorsun. Yani böyle hararetli adamın ateşi bir anda 39-40'lara çıkıyor. Yani evet. Her tarafta dantelli eşyalar var. Allah'ım yani benim gezdiğim internet sitelerinden hiçbir farkı yok buranın diye. Gezdiğim internet siteleri. Bir yandan da şöyle bir şey var. Gezdiğim internet siteleri diye bir blogum var. Gelmek ister misiniz? Birlikte gezelim bir de. Bir yandan da şöyle bir şey var. Belki de en güzel ertesi gün hapı. En güzel ertesi gün hapı hiç içilmeyendir. Hayır. Ne diyeceksin? En güzel ertesi gün hapı talsittir. Talsittir. Alka-Seltzer'dir. Kesinlikle. Reni'dir. Reni'dir. Hiçbir şey bulunamazsa. Bunlar erkeğin ertesi gün hapıdır. Gaviscon'dur. Yok erkek kadın herkes kullanabilir. Evet bence de bence de. Hemen geri aldım. Çok saçma bir şey. Herkesin midesi ekşiyebilir. Ama mesela o yani... Bu en azından şeye özel bir durum değil. Yani bu cinselle, evlilik dışı cinselle istenmeyen durumlara özel bir durum değil. Hepimiz ertesi gün hapı kullanıyoruz. Ya mide ilacına da giydirilirse o fırfır... Ya talsite de bir çok tane ufak, çok ufacık bir böyle fırfırlı don gibi giydirdin de hadi gir içeri bak diye talsite olarak giriyorsun içeri. Puu bu ne ya? Bu damadın midesi. Ya bizim mesela yarın midemize bir ertesi gün hapı girecek talsite olarak şey olarak mide yanmasını engelleyen çünkü biz... Geldiğimizden beri yediriliyoruz. Anadolu Jet'in çöreğiyle başladık daha doğrusu. Anadolu Jet ekmeğe çörek diyor. Bunun farkına varın ona göre binin evet. Uçağa. Çörek ister misiniz? Evet. Buyur. Bu ekmek. O ekmeği ye. Evet. Hani yanında çay ister tabii, misin? Tabii. Tabii isterim. Tabii. Çünkü ve bedava bir besin. Bedava bir besin. Almam ve mesela lazım. Biz o zamana kadar hijyenimizi koruduk değil mi? Şey koruduk bu. Hiç maskemizi çıkarmadık. Evet. Ne zaman bana bedava bir çörek önerildi? Hemen çıkardım. Evet. Oo. Evet. İşte bu ölmeye değer bir çörek ve zeytinli ekmek çıktı zeytinli ekmek ve sonuna çıktı. Kadar yedim öyle. Aa, evet. Çok güzel evet. Diye 5 dakika sonra midem yanmaya başladı. Ben biliyorum ki zaten biz buraya geldik hemen işlemler başladı bizimle ilgili. Hani deniz ürünlü mantı varmış yer misiniz? Tabii bu ki. Bu konuşmayı neden yapıyoruz? Yapıyoruz. Yani boşuna neden zaman harcıyoruz? Getir. Yani getir yiyelim. Vur ondan yüzüme. Sonra üzerine vur yüzüme. Deniz ürününü erişte yedik. İnanılmazdı. Çok ve bunların çok hepsinin ben bana dönüşünün ne olacağını biliyorum. Bu akşam işte bu şeyden sonra kan da zaten... Kanter gözyaşı. Kanter gözyaşı ve mide yanması olarak geri dönecek. Yarın da bütün bu
karmaşayla, bütün bu kaosla başa çıkması için Tahsit göndereceğim mideme. Tahsit görevlendirilecek. Tahsit görevlendireceğim. Yani Tahsit böyle Bey. Günahsız iki tane Tahsit'i mideme göndereceğim. Hadi git şu kıyamet gibi bir yer mide. Yani git şurayı düzene sok diyeceğim. Yani adam Almanya'dan gelmiş Tahsit Bayer. Tabii ki. İçeri bir giriyor. Oo! Bu ne? Şimdi ben burada... Ayrıl. Şimdi bir saniye. Tamam bir saniye diyor. Ben burada kiminle konuşabilirim? Kim var yetkili diyor. Anadolu Jet'in verdiği çörek geliyor. Abi. Ama Anadolu Jet'in verdiği çörek şey mide öz suyunu emmiş o konuşuyor içeriden. Evet. Ulan çörek konuşur mu diyemez çünkü. Ben biraz şey bilinç kazandım şeyden diyor. Hani o ilk ben yenildiğim için biraz şu an bilinçliyim. Amirim diyor şey yediler diyor. Makarna yediler diyor. Bir saniye ben bir amir değilim. Amir değilim bana her talsit diyeceksin. Her talsit. Ne amiri? Polis miyiz biz? Biz burada bilimle uğraşıyoruz. Ayrılın. Şu alkoller bir ayrılsın ilk önce. Alkoller ayrılsın. Öncelikle biri ayrılsın. Peki bu kim? Efendim o İzmir'in meşhur kokoreçi. Peki bu kim? O da İzmir'in meşhur kokoreçi. İki tane kokoreç mi yemiş? Evet, iki tane İzmir'in ayrı kokoreçini yemiş. Sizin kendi... iki tane meşhuru olamaz. İlk önce öyle bir kavga başlıyor. Konumuz bu değil. Tamam, deniz ürünleri buraya. Makarna da deniz ürünü sayıyorum, sen de oraya. Deniz ürünleriyle birlikte yenilen salatalar da oraya. Tamam, sormayın. Evet. Aynı zamanın diliminde yenilenler oraya. Kokoreç yenmiş, kebap yenmiş. Sen ne çorbasısın? Efendim ben işkembe çorbasıyım. İşkembe çorbası artı kokoreç, artı kokoreç. Evet. Evden çalışalım isterseniz. Çok kötü. Çok durum iyi. Çok kötü en azından. Evden. Bir süre daha teyakkuz halinde durmamız gerekiyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Eriyip gideceğiz burada birlikte. Bence sahibinizle konuşun bir şekilde yani. Bu şöyle artık... bir şey düşünebiliriz. Bir yarım saat 45 dakika ara verelim. Sonra yine başlayalım. Yani çalışmaya başlayalım. Zaten yarım saat 45 dakika sonra geçmediğini fark edip iki tane daha tahsit diyorlar. Ondan sonra bakacağız. Bakacağız ve umarım yani bunlar da bir ders çıkarırız. Tam orada bir başka bir şey geliyor. Sen kimsin diyor. Ben balık krekerim. Sabah bir uyanır uyanmaz ağzına atmıştı 2-3 tane de. Biz balık tarafına mı geçmemiz gerekiyor? Unlu tarafa mı geçmemiz gerekiyor? Ya sikeceğim sizin artık şeyinizi. Git balığa gir. Nereye giriyorsan gir. Zaten adam şeyle balık mantısı yemiş. Benim de kafam şaştı. Ben böyle yemekler görmedim ki. Ben Almanya'da giriyorum. Adamın karnında sosis var. Bira var. Patates var. Patates var. Ayırabiliyorum. Bu ne? Karidesli mantı. Bazlama, boğazlama, BDSM gibi yağlama. Bunlar nasıl yiyecekler amına koyayım ya? Siz nerede yaşıyorsunuz? Derken diye zaten. Sabah hani... Havaalanı birası bir hoşluktur, bir gelenektir diye sabahın köründe gittik. 35 liraya kutu Efes aldık. Yanına da balık kreker aldık. O da bunun bir şeyidir, madalyonudur, tabii nazar ki. Boncuğudur diye. Onlar da duruyor. O elit yiyecekler de duruyor. Gustolu mu, gustosuz mu? Hadi buyurun. Koyu sohbete. Sadece ve sadece şeyin peşinden gitmiş. Keyfinin peşinden gitmiş. Yüreğinin... Yüreğinin sesini dinlemiş. Yüreğinin ekmeğini yemiş ve yağlı. Hoşça kalın. Bir konunun daha sonuna geldik. Kaç dakika bu? Sıkıldınız mı? Gerçekten. Keşke şu aleti günlük hayatımızda da kullanabilsek. Kesinlikle. Hoşça kalın. Biri para istediğinde. Çöpler çıkmamış. Evet. Çıkacaktır. Çıkacaktır. Bir gün çıkacaktır yani. Sonuçta evde duracak diye bir şey yok. Yes. Şu anda bir panik hali içinde Türkiye, farkındasınızdır. Haklı ya da haksız bir şey diyemiyorum çünkü elimizde somut bilgiler yok ki bizim elimizde somut bilgiler olsa da biz
Hiçbir zaman somut bilgilere evet. dayanmıyoruz. Sadece akla dayanıyoruz. Bilgiye, o bilime akılda... tamah edecek kadar zayıf insanlar değiliz. Asla. Yani. Asla. Çok büyük bir panik hali yaşanıyor. Evet. Okumuşsunuzdur zaten, görmüşsünüzdür haberlerde. İnsanlar marketleri yağmalıyor, reyonları bitiriyor, sıfırlıyor. Ya ben Migros'ta şey gördüm mesela, bizim bahsettik ya, o tarafta çok yaşlı insanlar yaşıyor diye. Evet. Orada mesela kendi tahmin, yani öngörülen yaşamının ötesine geçecek kadar çok fazla şey alan insan vardı. Tuvalet kağıdı alan insan vardı. Evet. Hani neden korkuyor bilmiyorum yani, hani... Bu kadar tuvalet kağıdıyla mumyalanmak mı istiyorsunuz? Sadece şey mantığı ya, ben alayım başkası almasın mantığıyla. Aman bana bir şey olmasın mantığıyla her şey şu an sıfırlanıyor yani gerçekten. Ve insanlar bir anda toptancılarla ilgilenmeye başladı. Perakendecilerden ziyade kolonyanın toptancısına gitmek. İşte el dezenfektanlarının satıldığı toptancılara gitmek. Peki yani bir karantina durumu söz konusu olursa acaba erotik shoplara kayganlaştırıcı temin eden, atıyorum, Erkoç cinsel ürünleri kiloluk ya da böyle hani toptan kayganlaştırıcı da alınır mı şeyle birlikte, dezenfektanlı mesela? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Eğer... İki ay evdeyiz. Evet. Ve belirli bir kuruluk problemimiz var. Hissi olarak başlıyor, sonra da bedenimize yansıyor. Boğazda bir kuruluk var. Boğazda bir kuruluk var. Aman Allah korusun. O koronayı çeviriyor. Peki kalplerde yaşanan kuruluklar? Kuruluk, cinsel ürünlerdeki bir böyle talep artışını öngöremiyorum. Ama mesela bir yerden duyuldu ki kayganlaştırıcı aynı zamanda en etkili dezenfektanmış. Ya da bir dezenfektanlı anda, kayganlaştırıcı üretmiş yerli bir firma, Erkoçlar. Belki de öyle bir inovasyona girmişler. Tabii. Ve zamanını bekliyorlardı evet. sadece. Ya da zaten o açığı görmüşlerdi. Evet. Efendim bizim 10 cc'lik ürünlerimiz var. 1 litrelik ürünlerimiz var. Bir de 10 kiloluk fiyat performans ürünlerimiz var. Bidonla. Swinger partilere özel ürettiğimiz, evet. hatta bunlar için özel ambalajlar yapıyoruz. Mesela katılanların isimlerini yazıyoruz. Üzerine. Bize bugün özel şişeler evet. yapmışlar ya. Hani bu etkinlikler sadece böyle günücü şeyde yaşanmıyor. Tabii hani tabii. Hatta bunu tek kullanımlık ketçap, mayonez gibi çok daha pratik yöntemlerde kullanılacak şekilde de üretiyoruz. Evet. Yani bizim Erkoç Holding olarak amacımız... Gerçekten bu kötü günleri bir nebze olsun tatlandıracak, daha keyfe getirecek ürünler sunmak. İnovasyona inanan bir holding sahibi varsa demiştir yani, daha önceden demiştir. Arkadaşlar, insanlar swinger party yapıyor. Swinger party, bakın hala irkilenler var söylediğimde. Hala böyle ben yapmıyorum diye duranlar var. İnsanlar swinger partilerine gidiyor. Bu önce kesinlikle. Bizim zaten... Erkoç Holding olarak bunu ortaya koymamız İnsanlar lazım. İnsanlar siyasi partilerden daha fazla swinger partilere güveniyor bu ülkede. Ya çünkü siz seçimden, farkında mısınız neler olup bittiğini? Seçimden seçime hani siyasi partiye bakılırken hani aydan aya şeye bakılıyor yani, bugün nerede, bugün kimde diye bakılıyor. Ve ama gizlilik şöyle bir şey, ve hijyenin esas alındığı evet, yerlere gitmek istiyor insanlar artık. Biz hijyen ve şey noktasında birleştirilen bir ürün yapacağız. Kayganlaştırma noktasında birleştiren bir ürün yapacağız diyor Erkoç Holding'in 3. nesil inovasyona inanan, Yale'de okumuş, üzerine London School of Economics'te yükseğini yapmış 3. nesil elemanı. Oytunç Erkoç. Evet. Diyor ki yani ben böyle bir eksiklik gördüm. İnovasyon budur ve disruption da budur. Yani biz şeyi hani hem kolonya hem kayganlaştırıcı şeyini yıkacağız. Kolonyanın yeri yok orada. Biz tek olarak gireceğiz oraya ve bir anda o piyasayı değiştiriyor. Tabii zaten ki. Swinger partilerine gönül veren insanların bildiği bir ürün. Ve bir anda şeye dönüyor. Hani böyle ben Purell bulamıyorum, ben antibakteriyel bulamıyorum, eczanelerde yok. Birisi şey diyor. Ya Erkoç'un bir şey var, ürünü var. Kayganlaştırıcı, aynı zamanda antibakteriyel. Çok güzel öldürüyor, %100 öldüren bir şey. Peki. Ve bunu aynı kullan, zamanda... Erkoç Holding de şöyle zaten şey yapmış. Şimdi insanları iki el olarak düşünün. Şimdi insanlar böyle olduğunda ve bizim kayganlaştırıcılarımızı kullandığında bütün vücutları
dezenfekte olacak evet. Ve orada kırım kırım kırılacaklar. Hani orada güzel hisler, ateşli tutkulu hisler dışında her şey kırılacak gibisinden. Tabii ki. Heves kırılmayacak bir tek. Her şey kırılacak. Ve her şey kırılmalı. Kalpten evet. Kalbe bir yol varsa bu Erkoç'tur Egbert. Erkoç çok... Holding'in daha bir sürü ürünü var. Mesela fotoselli, sıvı kayganlaştırıcı dispenserleri. Şöyle bir portfolyomuzu açıp bakalım. Bir bakalım neler var. Neler var. Bana ne sunabilirsiniz? Ben sizden şunu istiyorum. Yeni, 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 yeni ürünler. Ve devrimsel ürünler. Evet, tabii fotoselli ki. Şey dendi, fotoselli dispanser dendi. Çok güzel fikir. Evet. Yani insanların ihtiyacı olacaktır. Bayan azdırıcı klasiktir. Yani all time favorite'lardan biridir. Ama aynı zamanda yani bay üzerinden bayanı azdırıcı evet. Da ürünlerimiz vardır. Sadece bayana tatbik edilmiyor bunlar. Bayan azdırıcı MP3'ler. MP3'ler. Müzikler. Çok çok. Bay azdırıcı MP3'ler. Biz de çıkıp şey diye bağırıyor. Penis büyütücü pompa diye. O bizim işimiz değil. Ya ona başkasının getirmeyin bunları bu masaya diyor. O amatör eğlendirir. Biz bir burada bilim konuşturmak istiyoruz. Bir tane şeyden sosyal medyada işlerini çok beğendikleri bir çocuk var. O yüzden almışlar. Evet. Çok genç ama işte Oytun Bey şey diyor. Ben bu çocuğa çok güveniyorum diyor. Sen ne diyorsun diyor Tunç. Tunç diyor ki hazır çorba. Hazır çorba mı? Hazır çorba mı? Hazır çorba. Q2 hazır Q2. Çorba diyor. Biraz açar mısın? Şöyle anlatayım. İnsanlar partinin sıcağında bir şeyin ortasındalar. Yemek söylemek istemiyorlar. Dolabı açıp ne yemek var diye sormak istemiyorlar. Çünkü başkasının evi swinger party diye düşündüğün şey aslında. Ya da bir şeye hanıma orada şey diye sormak istemiyorsun. Hani tabii. Bana ne verebilirsin diye sorar. Şey de olabilir. Yani genelde cinsellik alkol sonrası daha rahat yaşanıyor. Tabii ama ki. Hani var mı bu akşam bir Q2'miz? Yani reklamını düşünelim. Tabii ki var. Q2. Cinsellik öncesi, cinsellik sonrası Q2. Ve arasında. Kıtır ekmekli. Kıtır yani ekmekli. İlla cinsel ürünler satan bir yer sadece bedensel, yani bedensel hazın o noktasına yoğunlaşmamalı. Bunlar da işlevsel ürünler. Tabii. Karnın yani... aç olmaz. Ya da evet, evet. Yaptım bayılacak gibi durundum. Çak bir Q2. Daha doğrusu... Hanım yap bir Q2 de içelim. Evet. Yiyelim ya da hazır makarna. Ve Tunç diyor ki yani yolunu da yapmış. Bakın market reyonunda savaşamayız insanlarla. Evet. Ama sex shop reyonunda hani vibratör. Q2 hazır çorba. Orada tek olacağız. Çabuk çorba. Hazır demeyelim de çabucak olacak bir şeylerden bahsediyor. Çabuk çorba ve bu iş bir an önce bitsin. Bu çorba işi bir an önce bitsin. Baba beni nasıl yaptınız? Seni Q2 ile yaptık. Seni Q2 yaptık. İyi ki Q2. Var mı Q2 gibisi? Gibi. Ya mesela orada o Tunca özenen daha böyle beyaz yakalı bir çocukla çıkıp şey diyebilir. Yine Tunca döndün ya. Bizi atacaklar içeri. Oy Tunç değil miydi? Hayır, Oy Tunç sahibi. Tamam ha. Tunç sosyal medyada başarılı olan çocuk. Evet. Instagramcı. Anladım. Hani böyle... Tamam. Bir de onların babası var. Mümtaz Erkoç. Aşkım ben bu piyasaya evet. İlk girdiğimde benim şuramdaki yağlardan kayganlaştırıcı elde ediyorduk. Benim yağımla giriyordu herkes birbirine. O üst soy büyük insandır. Yani, o şey yani daha böyle hani ya şimdiki çocuklar yapıyorlar. Evet. Ben çok yani çok onlarla gurur duyuyorum. Bizim bildiğimiz şeyler değil falan diye anlatıyordur da yani. Büyük ihtimalle şey hani bir yandan da kendini biraz dışarıda tutmaya çalışıyordur. Şimdi hayatım biz tabii bu işe hani Türkiye'yi kayganlaştıracağız. Hani fraksiyonu sıfıra indireceğiz diye girmedik. Hani ben babam armatürdü. Ben kendim... Armatür değildir armatür, ya. Armatür ne? O zaman armatör olabilir armatür, mi acaba? Evet, evet. Benim armatürse babam... Armatürse çünkü çok büyük bir hani... kavram. Mümtaz Bey'in bir an önce hastaneye yatırılması gerekiyor. Kararı çıkabilir. Şimdi hayatım gitmiş kafa. Benim... O zaman denizcilikle uğraşıyor değil mi? Tabii denizcilikle şimdi uğraşıyor. Şimdi hayatım biz 3 kuşaktır denizcilikle uğraşan bir aileyiz. Ben Çin'den bazı malları getirip götürürken biz bazı malların burada eksikliğini gördük, talebini gördük. Biz böyle bir ticarete girdik. Ama gençler iyi yapıyor bu işleri. Yani şu an mesela hazır çorba noktasında biz iyi bir yere geldik ve şu an yeni bir inovasyonumuz var.
aç bitir salam sex shoplarda yerini alacak. Ve adı aç bitir halam olacak. Yani biz insanların kafalarındaki karanlık dehlizlerin kilitlerini açmaya geldik. Çünkü yanlış anlamayın, ben ensesten bahsetmiyorum. Evet. Ama şöyle bir salam düşünün. Evet. Hala çorabı gibi rulo yapılmış. Evet. Hem salam hem sosis gibi. Simit şeklinde. Evet. Bunu daha şu anda pazar araştırmalarındayız. Tester olarak birkaç yere sunduk. Çok büyük infialler yaşandı. Bilmiyorum. Daha tam hazır değiliz ama sonuçta kalpten kalbe bir yol varsa bu Erkoç'tur elbet. Diye bitiriyor mu? Diye bitiriyor. Bence biz de bitirelim. Bence biz de bitirebiliriz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoşçakalın. Son bir şey söylemek istiyorum. Yüzünüzü ellemeyin. Suratınızı çok fazla karıştırmayın. Ama başkası ellerse de bilemiyorum. Sadece hislerini sorgulayın bence. Hoşçakalın.